Herkese merhabalar. Bugün sizlerle Türkçenin en kolay, en lezzetli ve en lokum konusunu 9'dan 10'a geçerken 9'dan 10 hazırlık yaz kampımızda güzel bir şekilde öğreniyoruz. Arkadaşlar bu konu ortaokulda 8. sınıfta görmüştük. Bunun güzel bir tekrarını yapacağız. 9. sınıfta da yine gördük. Roman ünitesinde gördüğümüz romanın yapı unsurları, roman türleri, romanda kullanılan anlatım teknikleri gibi mantıklar vardı. Bu konuların tekrar ederek 10. sınıf roman ünitesine hazırlanmış olacağız. Ve aynı zamanda TT'de de bu konudan son 20 yıl içerisinde 4-5 tane soru geldi. Bu soruları da hiçbir şekilde kaçırmak istemiyoruz. O yüzden 9'dan 10 hazırlık yaz kampımıza hem 10. sınıf harika bir giriş yapıyoruz. Hem de TT hazırlığımıza devam ediyoruz. Biliyorsunuz 9 artı 10 eşittir TT konuları oluyor. Peki neydi hocam cümle türleri? Çok basit bir konu arkadaşlar. Eğer bir cümlenin yüklemi fiilse fiil cümlesiydi. Yüklem isim isim cümlesi oluyordu. Yüklem sondaysa kurallı, sonda değilse devrik. Yüklem yoksa eksiltili oluyordu. Eğer anlamı olumluysa olumlu, olumsuzsa olumsuz. Ünlem anlam varsa ünlem, soru anlam varsa soru cümlesi oluyordu. Eğer sadece bir tane yüklem varsa içerisinde fiilimsi yoksa basit cümle oluyordu. Eğer içerisinde fiilimsi veyahut da yan cümle varsa birleşik cümle oluyordu. Eğer birden fazla yüklem varsa sıralı, birden fazla yüklem bağlaçla bağlandıysa da bağlı cümle olur. Esasında konu şu anda bitti. Fakat gelin Konunun nirengi noktalarını bir kez daha iyi bir şekilde öğrenelim. Ardından da onun sınıfta ve TET'de bu konuyu kaçırmayalım. Hadi bakalım videomuz başlasın. Bu arada 9-10 hazırlık setimizin içerisinde biliyorsunuz 3 temel kitabımız var. Bu kitaplar birincisi 9-10'a Matematik, ikincisi 9-10'a Fizik, Kimya yani FKB ve Edebiyat, Tarih, Coğrafya. Burada Edebiyat, Tarih, Coğrafya kitabında, burada ben cümle çeşitleri konusuna geliyorum. Bakın sayfa 42 ve 43'te bununla alakalı gerçekten kallavi seçici sorular var TET kalitesinde. 9'dan TT testi. Burada arkadaşlar takıldığınız sorular olabilir. Karakut doktorak soruların çözümünü uzman hocalarımızdan dinleyebilirsiniz. Şimdi isterseniz gelin önce videomuzu izleyelim. Sonrasında da ödevimizi yapalım. Hadi bakalım videomuz başlasın. Gördüğünüz gibi konumuzun başlıkları bunlar. Ama o kadar basit bir konu ki bakın burada size 30 saniyede bile anlatabilirim. Yüklemin türüne göre cümleler Yüklem fi ise fiil cümlesi oluyor. Yüklem ise ise isim cümlesi oluyor. Bu kadar basit. Yüklemi yerine göre cümle. Yüklem ise kurallı cümle oluyor. Yüklem sonda değilse devrik cümle oluyor. Yüklemi yoksa da eksiltili cümle oluyor. Bu kadar basit. Anlamına göre cümlelerin yüklemi olumluysa anlam olumlu. Anlam olumsuzsa olumsuz cümle. Ünlem anlam varsa ünlem cümlesi. Soru anlam varsa cümlede soru cümlesi oluyor. Yapısına göre cümlelerde ise hatta şuradan gösterelim. Bakın burada yapmışız. Yalnızca bir yüklem varsa basit cümle. Yüklem artı yan cümle varsa yani fiilimsi varsa birleşik cümle. Eğer yüklemler birden fazla yüklem varsa ve yüklemler bağlaçla bağlandıysa bağlı cümle. Birden fazla yüklem eğer virgülle bağlandıysa sıralı cümle oluyor. Gelin hemen konumuza başlayalım. Şimdi yüklemin türüne göre cümlelerde fiil cümlesi ve isim cümlesi diyoruz. Yüklemine göre fiil cümlesi yükleminde fiil var ve fiilin bakma ile çekimlendiğini hatırlayacağız. Ayşe derslerine planlı çalışıyor. Çalışmak fiil. Çalışıyor değil dediğinde bu da fiil. Çalışmıyor dediğinde bu da fiil. Bunların hepsi fiil cümlesi. Spor salonu dün kapalıydı. Bu bir isim cümlesi. Kapalı değildi. Bu da bir isim cümlesi. Başarının ilk şartı çalışmaktır dediğimizde bu da isim cümlesi. Buna dikkat edin. Fiilimsilerin yüklem olduğu cümlelerde isim cümlesi olduğunu unutmayın. Şimdi hemen bakalım. Başarı cesaretin çocuğudur. Bu bir isim cümlesi. Bakın çocuğudur. İlimsiz şiir temelsiz duvara benzer. Benzer fiil cümlesi. Başarının ilk ve en büyük şartı hakikati sevmektir. Sevmek fiilimsi isim cümlesi. En verimli yağmur alın teridir. Alın teri isim cümlesi. Sanat özgürlükle beslenirse büyür. Büyümek fiil, fiil cümlesi. Güzel bir kıyafet iyi bir tavsiye mektubudur. Mektup isim, isim cümlesi. Dışarı çıkmak için vakit çok geç. Bak geç yani erkenin zıttı olan geç isim cümlesi. Odanın penceresini biraz aç. Açmak fiil cümlesi. Salon ve koltuklar çok eski. Eski isim cümlesi. Bu kadar basit. Ama karnım çok aç deseydi isim cümlesi olurdu. Veyahut da e, öbür odaya geç deseydi fiil cümlesi olurdu. Yani anlamına bakıyorsunuz. Fiilse fiil cümlesi, isimse isim cümlesi. Yüklemin yerine göre cümlelerde yüklem cümlenin sonunda ise kurallı cümle. Burada bahar erdi, güller açtı. Bahar çiçek çiçek gelince güzel. Birik varsa sabah hiç güneşte uyandın mı? Bak bunların hepsi yüklem ve sonda. Bahar erdi, güller açtı burada diyor bak. Yüklem ortaya gelmiş. Ömrümüzün son demi son bahardır artık. Bak son bahardır ortaya gelmiş. Birik varsa sabah güneşte uyandın mı? Hiç diyor bak. Hiç sonda. Uyandın mı sonda değil. Bunlar devrik cümle oluyor. Yüklemi olmayan, tamamlanması okura dinleyiciye bırakılan bitmemiş de biz eksiltili cümle diyoruz. Üstünde Mehmet Akif'in hediyesi bir palto. Bak bitmemiş. Dalaman'dan sonra Marmaris'e bir çay molası ardından dağlara tırmanıyoruz. Bak burada da yine aynı şekilde üç nokta var. Tabi bunu üniversanda şöyle sormuşlar. Virgülden önceki kısım eksiltili cümledir diye sormuşlar. Gecenin koyu karanlığında rüzgarda sokak kokusu. Bak Burada da yine eksiltili cümle var. Şimdi gelin hep beraber burada kural devrik cümleyi ve eksiltili cümleyi bulalım. El sanatları kültürel mirasımızın önemli bir ögesidir. Bak yüklem sonda. Kültürel mirasımızın önemli bir ögesidir. Kurallı cümle. Günün her anında keyfinize keyif katar bir fincan kahve. Bak keyif katmak yüklem ortada devrik cümle. Bardağın boş tarafı kadar dolu tarafını görmek önemlidir. Önemlidir diyor. Yüklem sonda kurallı cümle. Ödevlerini yapmak için doğru kütüphaneye. E bak yüklem yok. Eksiltili cümle. Kaliteli yazarların iyi kitapları çok etkiler okuru. Okuru çok etkiler demek istiyor. Etkiler yüklem devrik cümle. Niye yüklem sonda değil? Düğün eliyle, ile ile. E ne olur? Eksiltili cümle. Geldik anlamına göre cümlelere. Eğer cümlenin anlamı olumluysa olumlu. Eğer cümlenin anlamı olumsuzsa cümlenin anlamı olumsuz olduğu için olumsuz cümle oluyor. Mesela kütüphaneden aldığın kitapları okumuş dersen bu olumlu cümle. Kütüphaneden aldığı kitapları okumamış dersen bu olumsuz cümle. Bugün hava güzel dersen olumlu cümle. Bugün hava güzel değildi dersen olumsuz cümle. İzleyiciler bu sevmiyor değil dersen. Yani izleyiciler bu seviyor. Olumlu cümle. İzleyiciler bu seviyor değil dersen. Sevmiyor. Yani olumsuz cümle. Hem müze hem parkı gezmiş. Olumlu cümle. Ne müzeyi ne parkı gezmiş. Gezmemiş yani ikisinde. Olumsuz cümle. Ben seni dinlemez miyim hiç? Dinlerim diyor. Dolayısıyla olumlu cümle. Hiç bu yaştaki çocuğa iş yaptırılır mı? Yaptırılmaz demek istiyor. Dolayısıyla olumsuz cümle. Burada şuna dikkat edin. Bu cümle biçimce olumsuz ama anlamcı olumlu. Yani Fiil cümleleri mame, mazmez, değil ile olumsuz hale getiriliyor. Bak salonda klima çalışmıyor. Bu koltuklar bizim salona sığmaz. Boş vakitlerimde televizyon izliyor değilim dediğin zaman bunlar olumsuz oluyor. İsim cümleleri ise sız, değil, yok ile olumsuz hale getiriliyor. Dolapta yiyecek yok. Bu çorba çok lezzetsiz. Raflardaki bazı ürünler kaliteli değil deyince olumsuz oluyor. Kimi cümleler biçimce olumsuz olduğu halde anlamca olumlu olabilir. Mesela kitap okumayı sevmiyor değilim bak. Yani seviyorum demek istiyor. Kitap okumayı sevmiyor değilim. Yani seviyorum demek istiyor. Dolayısıyla burada eksi eksi artı olmuş gibi oldu sanki. Derslerinize ne kadar çalıştığınızı hiç bilmez miyim? Bak bilmez miyim diyor. Ama aslında bilirim demek istiyor. Biçimce olumsuz. içinde mame. Bakın buraya yazıyorum. İçinde mame ya da değil edatı varsa ya da yok sözcüğü varsa bu biçimce olumsuz yapıyor. Ama anlamına cümlenin anlamı karar veriyor. Kimi de biçimce olumlu olduğu halde anlamcı olumsuz olabilir. Ne kitap okuyor ne ders çalışıyor. İkisini yapmıyor yani. Bak, olumlu duruyor ama olumsuz. Ben sizi hiç kırar mıyım? kırmam demek istiyor yani. Gelelim ünlem cümlesine. Şaşırma, sevinme ve benzeri duygular anlatıyor. Ne kadar da tatlı bir bebek bu. Keşke tatilde daha fazla kitap okusaydım. Çabuk eve git. Bunlar hep ünlem cümlesi. Soru cümlesi ise içinde soru ifadesi var. Eylül'de okullar açılacak mı? Tatilden kitaplar okudun. İzmir'e ne zaman gideceksiniz dediğimizde bunlar soru cümlesi oluyor. Burada bir uyarımız var. Gerçek soru cümlesi cevap verme gereği hissettiriyor. Bu kitabı ne zaman okudun? Salı. Bu başarıyı nasıl yakaladınız? Çalışarak. Mevzuniyet törenine niçin katılmadın? Uyuyordum. Aşı oldun mu? Evet. Bunların her biri gerçek cevap bekleyen sorular. Ama bazı sorular ise sözde soru cümlesi oluyor. Mesela e, şu çekici uzatır mısın? Yani uzatırım uzatmam diye cevap beklemiyor. Ya da ben seni bilmez miyim? Ya ben seni bilirim demek istiyor. Ya da Mehmet Akif Ersoy'un kim bu cennet atan uğruna olmaz ki feda? Herkes feda olur demek istiyor. Yani kim olmaz ben olmam. Öyle bir şey yok ki. Herkes feda olur. Böyle bir güzel kitabı nasıl okumam? E tabii ki okurum demek istiyor. Bunlar sözde soru. İnsan annesini üzer mi? Bir düşüneyim. Düşünmene gerek yok ki insan annesini üzmez. Bunlar cevap beklemeyen sorular sözde soru oluyor. Şimdi ara sıra eski fotoğrafları karıştırmıyor değiliz. Karıştırıyoruz. Yani olumlu cümle. Yazanın son romanının dili yalın değil. Yalın değil. Olumsuz. Ne kadar da güzel bir bahçe. Ünlem cümlesi. Bu halk pazarında yok yoktu. Yani her şey vardı. Olumlu cümle. Paketin içinde ne olduğunu biliyor değilim. Yani bilmiyorum. Olumsuz cümle. Sınıftaki herkes çok sessizdi. Sessiz. Bak sessiz. sesi değil. Sessiz. Olumsuz cümle. Araçta kaç yolcu vardı? Soru cümlesi. Yıllardır bizi ne aradı ne sordu? Aramadı da sormadı da. Olumsuz cümle. Bu yılda uzaktan eğitim programı sürecek mi? Soru cümlesi. Yapısına göre cümlelere geldik. Yapısına göre cümleler basit, birleşik, sıralı ve bağlı olmak üzere dört grupta inceleniyor. Şimdi basit cümlelerde tek yüklem var ve fiilimsi yok. Öğrenciler yarın pikniğe gidecek. Spor salonu dün kapalıymış. Bunlar basit cümle. Şimdi birleşik cümlede ise yüklemden başka bir de fiilimsi var. Öğrencilerin yarın pikniğe gideceğini duydum bak. Duydum yüklem. Spor salonu dün kapalı olduğunu bilmiyormuş. Bilmiyormuş yüklem. Ama onların haricine bak. Gideceğini gitmeyeceğini. Olduğunu olmadığını diye filmsi var. İşte filmsi varsa birleşik cümle oluyor. Filmsi yoksa basit cümle oluyor. Tabi bileşik cümlelerin çeşitleri var. Eğer yan cümlecikte filmsi varsa. Mesela uyuyunca gibi. Bu girişik birleşik cümle oluyor. Verimli çalışırsan örneğinde olduğu gibi. ssa varsa şartlı bileşik cümle oluyor. Duydum ki unutma üstündeki gibi kili bir ifade varsa bu ilgi cümlesi oluyor. Eğer yan cümleci başka bir cümle oluşturuyorsa, eğer cetvelden doğru çizgi çıkmaz dedi diyorsan, bu da iç içe birleşik cümle oluyor. Bak burada yüklem var, nesne var, özne de o. Bu kadar basit. Gelelim bağlı ve sıralı cümleye. Birden fazla yüklem vardır ve yüklem bağlaşlarla bağlanır. Dosyayı çantasından çıkardı, birinci yüklem ve müdüre verdi, ikinci yüklem. Bak iki tane yüklem var ve arada bağlaş var. Dün pikniğe gidecektik. Birinci yüklem. Ama yağmur yağdı. İkinci yüklem. Arada bağlaç var. Tatilde ne denize girmiş? Birinci yüklem. Ne havuza yüzmüş? ikinci yüklem. Gördüğünüz gibi bağlaçlar var. Hem biraz dolaşırız. Birinci yüklem. Hem sohbet ederiz. ikinci yüklem. Bak hem hem bağlaçları var. Sıralı cümle ise birden fazla yüklem var ama yüklem noktalama işaretleriyle bağlanıyor. Dosyayı çantasından çıkardı. Birinci yüklem. Müdüre verdi. ikinci yüklem. Dün pikniğe gidecektik. Birinci yüklem. Yağmur yağdı. ikinci yüklem. Tatilde denize girmemiş. Birinci yüklem. Havuza yüzmemiş. ikinci yüklem. Biraz dolaşırız. Birinci yüklem. Sohbet ederiz. ikinci yüklem. Buna dikkat edelim. Bağımlı sıralı ve bağımsız sıralı cümle diye bir şey var. Bağımlı sıralı cümlede öge ortaklığı var. Ayşe tahtaya kalktı. Birinci yüklem. Soruyu çözdü. ikinci yüklem. Kim kalktı? Ayşe. Kim çözdü? Ayşe. Roman okudu. Birinci yüklem. Arkadaşına verdi. ikinci yüklem. Neyi okudu? Romanı. Neyi verdi? Romanı. Bak gördünüz mü? Burada özne. Burada da nesne ortak. Adam adamdan korkmaz utanır. Kim korkmaz? Adam korkmaz. Kim utanır? Adam utanır. Kimden korkmaz? Adamdan korkmaz. Kimden utanır? Adamdan utanır. Burada da hem özne hem de dolaylı tümleç ortak. Bağımsız sıralı cümlede ise ege ortaklığı yok. Gel demesi kolay birinci yüklem. Git demesi güçtür ikinci yüklem. Ne kolay gel demesi. Ne zor ne güç git demesi. Özneler de bağımsız. Yüklemler de bağımsız. El el üstünde olur ev ev üstünde olur. Hiçbir ege ortaklığı yok. Ak günü artır kara gün karartır bak. Görüyor musun? Artır yüklem Karartır yüklem. Ak gün özne, kara gün özne. E, Hiçbir övgü ortaklığı yok. Bunlar da bağımsız sıralı cümle oluyor. Şimdi gelin bunu da yapalım. Ardından da dersimizi bitirelim. Sizler de mutlaka 9-10 hazırlık kampımızda... ...ETC kitabımızdan ve diğer kitaplarımızdan ödevlerinizi yapmayı unutmayın. Hemen alıştırmamıza geçiyoruz. Şimdi, ümitli olun ve elinizden gelen her şeyi yapın. bak. Birinci yüklem, ikinci yüklem bağlaç var. O zaman bağlı cümle. Asla vazgeçmeyin. Vazgeçenler kaybedenlerdir. Birinci yüklem ve ikinci yüklem ama arada bağlar çok. O zaman sıralı cümle. Bence kişiler hayatta sadece kendilerini düşünür. Basit cümle. Fark ettim ki herkes ders videolarını izliyor. O zaman bu birleşik cümle. Hayat yaşla öğrenilmez. Yaşamakla öğrenilir. Bak öğrenilmez öğrenilir. iki tane yüklem var. Bağlar çok sıralı cümle. Kainatın özü sevgidir diyor şair. Bu da birleşik cümle. iç içe birleşik cümle. Başarı her gün tekrarlanan küçük çabaları toplamıdır. Bak fiilimsi var birleşik cümle. Konuşmak ihtiyaç olabilir. Ama dinlemek sanattır. Birinci yüklem, ikinci yüklem, bağlaç var, bağlı cümle. Dışarı çıkacaksan SSA, maskeni mutlaka tak. Bu da e, şartlı bileşik cümle arkadaşlar. Şimdi burayı kafanızı karıştırmasını bir kez daha özetleyip bitiriyorum. Şimdi dikkatle dinleyin. Tonguç e, ders çalışıyor. Bu bir fiil cümlesi arkadaşlar. Tonguç çalışkandır. Bu bir isim cümlesi. Burası anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Bu kadar basit. Şimdi Tonguç çalışıyor ders dersen devrik cümle oluyor. Tonguç ders çalışıyor dersen kurallı oluyor. Tonguç çalışıyor dersen olumlu oluyor. Çalışmıyor dersen olumsuz oluyor. Buraya kadar şey basit. Şimdi bu yapısına geçiyorum. Bakın şimdi. Tonguç çalışınca başardı dediğimizde bu bileşik cümle. Niye? Bakın. Başardı yüklemi var çalışınca diye bir fiilimsi var. Yani yan cümle var. Burada ise başardı yüklemi var ama yan cümle yok. Dolayısıyla bu cümle yapı bakımından basit bir cümle arkadaşlar. Bu cümle ise yapı bakımından birleşik bir cümle. Anlaşıldı mı? Şimdi şuna bakın. Tonguç çalıştı virgül başardı. Bu ise arkadaşlar sıralı bir cümle. Neden? Çünkü bir yüklem var bir yüklem daha var. Aradaki farkı görebiliyor musunuz? Bu sıralı bu bileşik. Bir şey daha söylüyorum. Tonguç çalıştı ve başardı derseniz bu da bağlı cümle oluyor. Niye? İki tane yüklem var ve bu yüklemler bağlaşsa bağlanmış. İşte konumuz bu kadar basit. Hadi bakalım ödüllü sorumuzu yapın yorumlara yollayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar. <laughs>